Günaydın Memur Bey. Ben Vedat Sayar'ın avukatıyım. Dün de gelmiştim. Kendisiyle görüşmek istiyoruz. Buyurun geçelim. Teşekkürler. Beni burada ölmeye bıraktınız ha Ekşen? Ha avukat! Ne ölmesi Vedat? Abartma. Abartmıyorum Eşan. Siz dün sıcacık yatağınızda yatarken karım olacak o kadın gelip burada alnıma silah dayadı. Ne? O Tahir denen herif de hayatımı kurtardı. İnanabiliyor musunuz buna? Ne diyorsun? Kahramanım Tahir Kareli. Sonuna nefes bunu da yaptı. Tahir Kareli denen şerefsiz kahraman oldu. Bir dakika anlamadım. Nefes seni vurmaya kalktı. Tahir onu engelledi de senin Tahir'e can borcun var diye mi kızgınsın? Ne can borcu ya? Racon mu keseceğiz bir de? Bu herifi gördüğüm yerde canını alacağım Eşan. Canını alacağım! Vedat, sinirlisin ondan böyle konuşuyorsun. Biz avukat beyle seni kurtarmaya çalışıyoruz. Çalışmayacaksınız! Kurtaracaksınız! Kurtaracaksın! Gereken her şeyi hallettik. Nefes Hanım da şikayetini geri alacak. Çıkacaksınız, merak etmeyin. Nefes beni öldürmeye çalıştı Eşan. Nasıl şikayetini geri alıyor? Sana bu işi bana bırak halledeceğim dedim. Hallettim. Nasıl hallettin? Coşkun Bey beni bir dakika dışarıda bekler misiniz? Teşekkürler. Nefes, Tahir'i rahat bırakman karşılığında şikayetini geri alacak. Sen de Tahir'i öldürmekten bahsetmeyeceksin bile. Bak daha yeni dışarı çıkmışken bir cinayeti daha kaldıramayız. İki cinayet. Vedat saçmalama. İnanabiliyor musun Eşan? 8 sene... 8 sene o kadına verdim. Belki bir gün beni sever diye bekledim. Ama o ne yaptı? Daha dün tanıştığı fare kılıklı bir herif için benim canıma kıymaya kalktı. Benim alnıma silah dayadı. Ama artık bitti. İkisini de öldüreceğim. İkisinin de canını alacağım. Görsünler bakalım. Vedat Sayar'ın aşkına isim geçmek ne demek oluyormuş? Delireceğim, delireceğim ya. Hala öldüreceğim diyor. Vedat şu an hala içeridesin, farkında mısın? Hem bak... sen nefese kıyamazsın. Sen değil miydin? Ben nefessiz yaşayamam diyen. Nefese kıyamayan Vedat dün gece öldü. Artık yaşasam da, yaşamasam da bir yaşam. Yemek getirmiştim de.